Peki çocuğa belli bir yaşa geliyor, ergenlik dönemi veya öncesi. Evet. E, neleri öğretmek gerekiyor? Şimdi Tam o Bir kere temizlik. Ona e, eğer erkek çocuk ise bilhassa baba anlatır. Kız çocuğu ise anne. Mesela aybaş ile ilgili. Hı. anne anlatır mesela. Şunu, şunu, bugünlerde çok güzel şeyler var çarşıda. Şeyler, bunları kullanacaksınız. Bu temizlik. Yani o şart bu günlerde mesela namaz kılmayacaksın vesaire vesaire onu ana mesela anlatır. Eğer oğlan ise onu baba anlatır. Yani geceleyen şey olur insanın şeyi bunu biliyorsunuz. Cinsel içerik, içerikli içerikli rüya gördüğün zaman sabah e, sabahleyin kalkıp da almasını, usul alması, usul alması, alması yıkanması ve üstü başını, şey, pijamasını değiştirmesi lazım vesaire. Çünkü bu temizliktenler. Bir kere söylediniz, yani o kadar zor bir şey değil. Bir kere söylediniz, bir çocuk anlar bunu. O kendisi zaten sabahleyin kalk kalkmaz, başını değiştir. temiz, eşya gusul alır. şey, kız çocuğu da öyle der. ama bunu mutlaka söyleyeceksiniz. Mesela koltuk altındaki kıllar şeyler var. Edeb şeysindeki şeyler var. O kıllarla ilgili şu, kaç günde bununları temizleyeceksiniz evladım, bunu ayrıca oturup da yani baba oğlan iki dişmetle oturup da bunu da mutlaka söylemek lazım. Söylemekte hayır var. Kim söyleyecek? O evladımızdır. Ona biz söyleyeceğiz. Çünkü temizlik imandır Hakikaten. de şu düşüncede olanlar var. Çocuğumu ben camiye gönderirsem okuldaki derslerinden geri kalabilir. Bu korku var ve çocuğunu camilerden uzak tutuyor. Yok yanlış bu. Bizim, merim torunlarım şeyler var ama camideki şeyler böyle saatlerce olmamalı. Az vakit. Bıktırıcı olmaz. olmayacak, Bıktırı. sevdirici. Sevdirici olacak. Bu bir de hocaya bağlı. Oradaki hoca mesela Kur'an-ı Kerim okutuyor, yarım saat mesela veyahut da bir saat yeter. Yani veyahut da e, akşam, yani ağırlık vermeyecek. Yani okuldaki şeylere daha çok önem vermek lazım. Dini şeyler önemli ama yavaş yavaş olmalı, az olmalı. Çünkü bir önce çocuk zaten kendisi iş şey yapacak. Mesela hafız olurlar. Tamam, güzel. Fakat yavaş yavaş, az bir şekilde olmalı. Evet, biz çocukluğumuzda okuldan sonra da giderdik. Evet, evet. Ve zevkle giderdik, Değil. heyecanla giderdik. Evet. Hafta sonları da camiye giderdik. Yani bu şekilde gerçekten çok faydalı Sonra var. çocuklara yavaş yavaş bir de Mesih, vaat edilen Mesih Hazretleri'ne ben dikkat ettim. Okudum bazı şeylerde. Hatta Lokman, Hazreti Lokman'ın şeysi Kur'an-ı Kerim'deki ayet kerime çok güzel bir şekilde Hazreti Lokman hani biraz önce bahsettim size ayetlerde Lokman Aleyhisselatu Vesselam bakın ne güzel Uh, söylüyor. Ve lekad ataynâ Lukman hikmete aneşkur lillah. Sonra devam ediyor. İz kâla Lukmanu libneyi ve huve Hani oğluna hitaben şöyle ona nasihat ediyordu. Ya bu neyya la tuşrik billah. Allah'a eş koşmayacaksın evladım. Buradan başlıyor Hazreti Lukman. Ve bu bizim için örnek olarak şunu verdi yüce Allah. İnne inne şirke büyük bir zulümdür. E vesaire vesaire çeşitli şeyler de söylüyor yüce Allah. Ya bunayya en takum iskale habbetin min qardlen. Yani iyilik bir kaya da içinde de olsa güzellik Allah onu getirecektir diyor. Ya bunayya ikim salata ve bil maruf ve anil mün. ey benim oğlum çocuğum benim, yavrum benim. Akim salata namaz kılacak Kötülükten alıkoyacak insanları koy. Kötülükten alıkoyacaksın. İyiliğe emir vereceksin. Vasbir alama sabaka. Bak ne güzel şeyler. Ey oğlum bu yolda hani ağır, ağır, ağır bir şey de olsa ona sabredeceksin inne zalike min azmil umur vesaire vesaire bu Lukman suresinde yüce Allah mesela diyor ve evet. la tusair haddaka lin insanlarla nasıl muamele edeceksin hiç yüzünü böyle ağzını şöyle şişirmeyeceksin şöyle yani tekebbür kibir şey yapmayacaksın ve la tamshi fil arzi marha o kibir ile yerde yürümeyeceksin اِنَّ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ Yüce Allah böyle tekebbür, kibirlenen insanları asla sevmez. Diyor ki, وَقْسِدْ fi مَشْيَكَ Yani uzun uzun Yüce Allah, bakın Lukman Aleyhisselatü o oğluna verdiği nasiyetler, ne güzel söylüyor. Hatta diyor, sesin, وَقْسِدْ fi مَشْيَكَ وَقْزُزْ مِنْ سَوْتِكَ Senin sesinde öyle şey olmalıdır. Yani bağırarak konuşmak da iyi değil. Vesaire. Yani evde çok güzel. Hatta rica ederim ki Lokman Aleyhisselatu vesselamın bu şeysi bu ayet 12 ve 13 14 surenin ismi de Lokman'dır. Okuyun nasıl Hazreti Lokman oğluna nasihat ediyor. Şirkten başlıyor, namazdan başlıyor. Her küçük şeylerde bile söylüyor. Bu bizim için büyük örnektir yani. Evet. Evet sorular geldiğini söylüyor arkadaşlar. Kulakçak aracılığıyla ama teknik bir sorun var galiba. Ben soruları burada göremiyorum ama He, sevgili seyirciler bu soruları şey program sonrası inşallah ele alıp gelecek hafta inşallah Yine cevaplayacağız. Şey yani, o şey Çünkü şu an göremiyorum ve süremiz 4-5 dakika sonra dolmak da üzere. Evet. Bir de başıboş bazen böyle gezinir çocuklar sokakta. O da iyi değil yani. Gelir böyle hiç yani işte sağdan sonra o, o dükkana git, ona git, buraya git. Yani herhangi bir hobisi olması gerekiyor değil mi? <laughs> evet. Mesela mutlaka spor Aynı olabilir. zamanda evde e, mutlaka şey olmalıdır. Her şey, çi, e, yani boş şeylerden de uzak tutmalı. Hı hı. i̇kinci Halife Hazretleri diyor ki ben bir gün sapan ile şey, e, baba şey öldürdüm. Papagay ne derler ona? Papağan. Papağan öldürdüm diyor. Getirdim. Kendim sevindim ben. Sapağan'la. Vadil Masih Hazretleri görür görmez. Kendisi 6 yaşında. Vadil Masih diyor ki evladım bu papağan'ı niye öldürdün getirdin? Her kuşun eti yenmez evladım. Evet. Bazı evet. kuşlar da güzellik için olur. Vesaire vesaire. Ne güzel. Yani gelir gelme tokat falan atmadı. Dövmedi. Tatlılıkla. Sevgili. O dereceye kadar ki bunu söylediği zaman elli belki belki 60 yaşındayken bunu yazdı. Onun bir eseri var Min Hacut Talibin. Uzun uzun çocuk eğitimiyle ilgili o kitapta da. Türkçe de çevrilmiştir. Hani arkadaşlar arzu ederlerse o kitapta da mevcuttur. Yani çocuk eğitimi yani neyle şeyle o vesaire. Yani çok dikkat etmek lazım. Yani o yaşta ki şeyler alışkanlık bütün hayat boyunca devam eder. Namazı alıştıracaksın ama sevgiyle, tatlıkla. Hani annenin ayakları altında cennet vardır bir manası da şudur ki anne anne isterse evladını cennetlik yapar. isterse cehennemlik. Anne dikkat etmeli. Bütün anneler Büyük lütfen burada. Evet. evet. Acaba benim evim cennet mi? Benim çocuklarım cennette evet. mi yaşıyor, oturuyorlar? Vesaire. Sonra hiç karı koca arasında eğer şeyiniz varsa bağırarak şey yapmayın. Çocuğun da kavga etmeyin. Ayrıca oturup konuşun. Çocuğun da hiç kavga etmeyin. Bağırmayın, çağırmayın. Çünkü çocuk etkilenir. Evet. Yüce Allah bizim evlatlarımıza her bakımdan manevi olsun, maddi olsun. Her bakımdan onlara Yüce Allah büyük rütbe ve şan versin inşallah. iftihar evet. İftihar edeceğimiz, edebileceğimiz bir evlatı bize ihsan etsin Yüce Allah. Evet.